Şimdi HDP'nin kapatılma süreci bir yılı aşkındır Anayasa Mahkemesi'ne bekletiliyor. Vatan Partisi geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi önünde vatan nöbetine başladı. İlk açıklamada Vatan Partisi Genel Sekreteri Sayın Özgür Bursalı'dan gelmişti. Şimdi HDP ne zaman kapatılacak, süreç nasıl işliyor, ne oluyor, ne bitiyor üzerine konuşalım istiyoruz. Vatan Partisi MYK üyesi Sayın Serhan Bolluk bu kuşakta bizlerle birlikte. Serhan Bey hoş geldiniz. İyi seneler. Merhaba. Hoş bulduk. İzleyicilerimize saygılar, iyi seneler. Evet, bir yıldır bekliyor kapatılma davası. Biz de üzerine çok konuşuyoruz. Vatan nöbeti başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? 2023'e güzel başladık. Önce onu söyleyeyim. Böyle de devam edecek bir defa. Bizim öngörümüz Vatan Partisi olarak böyle güzel başlandı, güzel devam edecek. Tabii büyük riskler, tehditler var, o ayrı bir konu ama Türkiye'nin bütün bunları göğüsleyecek kuvveti ve birikimi var. Dolayısıyla o bakımdan 2023'te büyük umutlarla girdik 2023'e. Bu umutlarımızın hepsinin de son derece nesnel temelleri var. Şimdi bu HDP olayı tabii bu noktada bir kambur durumunda. Önce tabii kapatılmadan önce şunu konuşmamız lazım. Buyurun. Biz tam zamanında bir eylem başlattık Vatan Partisi. Genel Sekreterimizin açıklamasıyla ve bu nöbeti başlattık. Şimdi efendim malum 10 Ocak bu partilere, parlamentoda bulunan partilere hazine yardımının ilk taksidi. 500 küsur milyon TL'lik bir yardım alması söz konusu HDP'nin. Bunun ilk taksidi olan 200 milyon yakın bir bölümü 10 Ocak'ta partinin hesaplarına yatacak. Ve HDP'nin hesabına da yatacak. Şimdi peki bu ne olacak? Yani HDP bu parayı alıp terörü finanse etmekte kullanabilecek. Şimdi bu konuda 6 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi bir görüşme açtı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine. Başvuru şöyle, son derece net ve kısa bir gerekçesi var. Diyor ki, bu partinin kapatılması için bir dava vardır diyor. Ve dolayısıyla diyor bu yardımın derhal bankaya yatan bu paranın bloke edilmesi lazım diyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tedbir konması lazım bu paraya ve ki kullanamasınlar. Kullanamasınlar. Son derece haklı bir gerekçe. Kapatılacak olan bir parti neden dolayı kapatılacak? O da çok önemli. Terörden kapatılacak. Dolayısıyla o paranın tamamının terörü finanse etmeye gideceği çok açık. Daha önce de olduğu gibi. Peki biz ne yapıyor Türkiye? Yani bugün mesela Sayın İçişleri Bakanımız bu terörist sayılarına ilişkin bir açıklama yapmış. Hem tabii katılım çok azaldı terörle mücadele sayesinde. 2022 içerisinde 50 küsur kadar bir katılım olmuş Türkiye'de. Efendime söyleyeyim, yurt içinde kalan terörist sayısı da 120 olarak tahmin ediliyor. Evet. Şimdi bir defa önce bu rakama bir itirazımız var. Çünkü 120 tabii verilen rakam belli. Elinde silah dağda gezen adam sayısı. Ama PKK'lı terörist sayısı bunlardan ibaret değil. Bizzat meclisteler onlar. Bizzat meclisteler. Yani o rakamı bir düzenlememiz lazım yeniden. 120 değil de işte o HDP'nin diyelim ki doğrudan doğruya PKK'ya çalışan vekilleri, yöneticileri vesaire o sayının da bu rakama katılması gerekiyor. Peki o zaman nedir olay? Yani 6 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi'nden beklenen karar ne? Bir defa derhal bu başsavcılığın talebine uygun bir yanıt vermesi. Bir yanıt verilmedi değil mi Sayın Bolluk? Bildiğim kadarıyla henüz bir yanıt gelmedi. Sayın Bekir Şahin'in açıklaması. 6 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi. Peki. Yani başsavcılığın talebine 6 Ocak'ta görüşecek bu paranın bloke ve tedbir konulması bu yatan paraya. Çünkü o para yatacak. O paranın yatmasında bir şey yok maalesef. Ama yatan paraya Anayasa Mahkemesi bir tedbir koyabilir. Bloke edebilir parayı ve HDP bu parayı kullanamaz. Terörü finanse etmek. Dolayısıyla
İlk karar o. Tabii orada biraz anlayacağız Anayasa Mahkemesi'nin ne yapmakta olduğunu. Çünkü şu ana kadar verilen sınav, yani mahkemenin verdiği sınav, düzgün bir sınav değil. Yani 1,5 yıla neredeyse yaklaştı dava açıladı. Yok efendim işte ek süreler, şunlar, bunlar, delil toplamalar. Yani daha ne delili? Daha ne delili? Yani bakın biz 3 defa başvurduk Vatan Partisi olarak. Her başvuruda elimizdeki klasör sayısı 2 katına çıkıyordu. Yani dağ gibi klasörü biz verdik zaten. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği deliller onu da aşan miktarda. Yani bir tanesi o klasörlerin yeter. Bu partinin kapatılması için. Hala ne delil toplanacak, ne görüşülecek? Çok anlaşılabilir bir konu değil. Yani işin böyle yürüyor olması çok anlaşılabilir bir konu değil. Fakat tabii burada meseleyi sadece Anayasa Mahkemesi'ne yıkıp işte bunlar karar almıyor bir türlü falan demek de yetmiyor. Bakın iktidar partisi, AK Parti gitti görüşme yaptı bunlarla. Anayasa taslağı üzerine, hazırlıkları anayasa taslağı üzerine görüşme yaptı. İkinci görüşme de gerçekleşecek. Efendim? İkinci görüşme de gerçekleşecek bu arada. Tabii tabii ikinciyi planlıyorlar. Yani birinci yetmedi, bir de ikinci defa görüşecek. Şimdi o para bloke ediliyor, edilmesi bekleniyor. Efendim hocam partinin kapatılması bekleniyor. Sen bir terör yuvasıyla ne konuşuyorsun? Hem de anayasa üzerine konuşuyorsun. Ne koyduracaklar oraya? O anayasaya HDP'den ne bekliyorsun sen? Yani taslakta ne koydurmasını bekliyorsun? Nasıl bir katkı bekliyorsun? PKK'nın meşrulaşması mı? Yani anayasamız PKK'yı mı meşrulaştırsın? Ne yapacak? Niye görüşüyorsun? Dolayısıyla yani bu tür tabii zaaflar, bunlar aynı zamanda devletimizin zaaflarıdır. Çünkü yani iktidar devletle falan bu saçma bir tartışma. İktidar devletin en önemli aygıtıdır. İktidarsız bir devlet düşünülemez. Devlet sadece bir bürokrasi aygıtı değildir. Her şeyden önce siyasettir. Bu siyasete kumanda eden de iktidardaki partidir. Nasıl bir kumandadır? Bu nasıl bir siyasettir? Yani hem Türk yargısı bu partiyi kapatmayı konuşuyor ama sen gidiyorsun efendim bu partiyle anayasa taslağı üzerine görüşme yapıyorsun. O da yetmiyor, ikinciyi planlıyorsun dediğiniz gibi. Şimdi dolayısıyla burada AK Parti'ye düşen çok büyük sorumluluk var. Yani orada çok ciddi bir zaaf gösteriliyor. Ne yazık ki. Ve bu zaafta tabii Anayasa Mahkemesi'nin alacağı karar üzerinde etkili oluyor. Bunu görmemiz lazım. Çünkü Anayasa Mahkemesi, yani şimdi Türkiye'nin kaderi diyelim ki bu bir kader davasıdır. Yani HDP'nin kapatılması, kapatılmaması. Tersi durumu düşünün, kapatılmadığı durumu düşünün. Yani evlere şenlik. Ben hiç onu tarif bile etmek istemiyorum. Dolayısıyla bir kader hükmüdür bu. Türk yargısı açısından. 15 tane yargıcın iki dudağı arasında mı kalmıştır Türkiye'nin kaderi? Öyle midir olay yani? Bu 15 yargıca mı bırakacağız geleceğimizi? Olacak iş değil. Olacak iş değil. Ha, burada tabii İktidar Partisi'ne düşen çok önemli sorumluluk vardır ama maalesef o sorumluluğun yerine gelmediğini, tam tersine orada büyük zaaf gösterildiğini görüyoruz. Burada tabii ama ben şunu söyleyeyim, izleyicilerimizin içi rahat olsun, Vatan Partisi var. Şimdi biz bu son başlattığımız eylem aslında üçüncü. Şöyle diyeyim, yani tarih sırasıyla gideyim. İlki Silivri Çadırı'dır meşhur. Tüm izleyicilerimiz bilirler onu. O Silivri Çadırı, Silivri Nöbeti, o eylemler sayesinde biz Türkiye'yi esaretten kurtardık. En başta Türk ordusu, Vatan Partisi kurtardı. İkincisi Diyarbakır Anaları'nın nöbetidir. Bu tabii bizim Vatan Partimizin doğrudan doğruya yaptığı bir eylem değildir ama bu da bizim eylemimizdir. Tamamen bizim, yani biz buna o derece sahipleniyoruz ki o analar bizim analarımızdır, onu söyleyeyim. O analar dağdaki çocukların anaları değildir sadece, bizim analarımızdır. Bizim annelerimizdir onlar. İkincisi budur. Şimdi üçüncüsü de bu. Yani Anayasa Mahkemesi önünde başlıyoruz, nöbet oluyor. Her kritik anda Vatan Partisi bunu yapar, yapacaktır ve o parti kapatılacak. Bu konuda en ufak bir şüphe duymasın
değerli izleyicilerim. Anadolu Ajansı haberi geçti ama tek bir satır yok eylem başladığına dair. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. O Türkiye duyuyor onu. Türkiye duyuyor. Tabii burada Ulusal Kanal'ın önemine de işaret etmiş oluyoruz aynı zamanda. Ulusal Kanal versin yeter. Aydınlık yazsın yeter. Komtere'miz, Aydınlık Komtere bunu milyonlara ulaştırsın yeter. Dolayısıyla hiç önemli değil. Anadolu Ajansı geçmiş geçmemiş. Bakın gene çok önemli bir olay. Türkiye, Rusya, Suriye dış bakanlığı, savunma bakanları Moskova'da görüşme yapıyor. O da yok medyada. Yani ne yapacağız şimdi? Yani bu görüşme olmadı mı sayacağız? Amerika ne yapacak? Amerika ne yapacak? Dolayısıyla bence Anadolu Ajansı geçmiş geçmemiş onların kabahati. Kabahati kalmaya devam etmek istiyorlarsa kalsınlar. Hiç önemli değil. Biz yapacağımızı biliriz. Yapacağımızı biliriz ve yapacağız. Yani bugüne kadar yapacağız dediğimiz her şeyi yaptık. Bunu da yapacağız. Bu arada Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan'ın 4 yıllık görev süresi de 13 Şubat'ta doluyor. Bir kez daha yeniden yani aday olmayacağına dair bilgiler de var ama Anayasa Mahkemesi'nden şöyle bir açıklama geliyordu. Yani yargı hızlı olmalı, adil olmalı. Ama HDP konusunda bekleyiş duruyor. Yani o başkanlık makamında kimin oturuyor olduğunun da fazla bir önemi yok. Türkiye kararını vermiş durumda. Anayasa Mahkemesi buna bakacak. Türkiye kararını vermiş, Türkiye'nin üreticileri kararını vermiş. Bakın 2023 öyle başladık. Türkiye bir karar verdi. O karar verildi. Yani burada mesele sadece HDP meselesi değil. O tabii önemli bir parçası, bu kararın önemli bir parçası ama Türkiye kararını vermiş. Anayasa Mahkemesi ne yapacak? Verecek o kararı. Hiç bu işin damı cimi yok. Vatan Partisi var, Türkiye'nin üreticileri var. Bu yeterlidir. Yani orada artık Anadolu Ajansı'na falan da ihtiyaç kalmaz. Dolayısıyla Türkiye kararını verdi. Yani Anayasa Mahkemesi'nin buna uymak dışında bir seçeneği yok. Yani o makam, hani Sayın Zühtü Arslan oturmuş veya o emekli olmuş, yerine başkası gelmiş falan filan. Bunlar onların iç meseleleridir. Bunlara karışmayız da. Çok fazla yorum yapmayı da ben doğru bulmam böyle konularda. Biz parti olarak yorum bulmayız. Çünkü o tamamı önemli o Anayasa Mahkemesi'nin. O başkanlık koltuğunda Sayın Zühtü Arslan oturmuş, başka biri oturmuş, başka bir sayın yargıç oturmuş. Bunun da fazla bir önemi yok. O karar verilmiştir. Yani Anayasa Mahkemesi'nin seçeneği yok HDP'yi kapatmak dışında. Peki şunu da sormak isterim size HDP'den ve PKK'dan konuşmuşken. PKK'nın sözde liderlerinden Duran Kalkan'dan gelen bir açıklama vardı. Millet İttifakı'na telkinde bulundu. Diyor ki birlik olun, kavga etmeyin, tartışmayın, iktidarı devireceğiz. Safları sıklaştırın diyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Tabii şimdi durum ortada. Hele hele bu en son Türkiye, Suriye, Rusya Sayın Savunma Bakanlarının, bizim Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ve Türkiye'nin Savunma Bakanlarının o buluşmasından, Moskova buluşmasından sonra paçalar çok fena tutuştu. Başlarına ne geleceğini biliyorlar. Amerika'nın Batı Asya'da sonu geldi. Mesele burada. Yani bu görüşme ABD'nin Batı Asya'daki varlığına son verecek düzeyde bir görüşmedir. Bu başlayan süreç daha doğrusu. Bir süreç başlamıştır. Yani kararını verdi derken zaten kararını verdi derken kastettiğim önemli olaylardan biri bu. Bu görüşme. Bunun arkasından işte Dışişleri Bakanlarının görüşmeleri gelecek vesaire. Öyle devam edip gidecek ve bu ABD'nin potansiyeldeki varlığına son verecek bir süreçtir. Şimdi PKK ne yapsın? Son umudu o altılı masa kalmış. Şimdi ona sarılıyor. Aman diyor, sakın diyor. Çünkü oradaki durum da malum. Yani ne zaman dağılacak diye bekliyor kamuoyu. Halleri ortada. Dolayısıyla çırpınma halinde PKK. Çırpınıyor, benim sonum geliyor, siz ne yapıyorsunuz orada filan gibi bir şey oluyor bu. Ondan sonra tabii şeyi de koyuyor ortaya, yani o altılı masanın aslında ne olduğunu da çok güzel anlatan bir açıklama bu Duran Kalkan'ın
inşaatları, inşaat diyeceğim ben, yani açıklamalar çünkü inşaat bunlar. Çünkü her şeyi açık eden konuşmalar. Altın masanın niteliğini de böylece iyice netleşmiş oluyor. Yani onun aslında o altılı masa değil de 6+1 oldu. Yani PKK'nın da o masanın parçası olduğu artık ayan beyan. Bizzat Burhan Kalkan'dan duyuyor kamuoyu bunu yani. O da tabii altılı masa düşünsün onun da. Yani Burhan Kalkan'ın açıklamalarına nasıl bir cevap verecekler? Aman işte doğru haklısın biz çok büyük kabahat ettik. Böyle birbirimize düşüyoruz bazen. İşte kendi aramızda tam bir birlik sağlayamadık, daha adayımızı belirleyemedik falan gibi. Ve özür dilesinler Burhan Kalkan'dan. Onlara düşen de herhalde odur. Tabii takip edeceğiz. Açıklamalar geliyor. Bir yandan seçim sahtimi haline girdik ama Vatan Partisi'nin seçim çalışmalarında size sormak isterim. Hem de 2023 yılı nasıl geçecek efendim? Buyurun Serhan Biz Bey. 2023 yılında iktidar olacağız. Yani o kadar net ve açık görünmüyor ki. Çünkü Türkiye Vatan Partisi olmadan, daha doğrusu sadece mevcudiyetinden bahsetmiyorum Vatan Partisi'nin. Yani Vatan Partisi iktidarda olmadan önümüzdeki vartaları, çünkü tamam çok büyük olanaklar var görüyoruz ama aynı zamanda tehdit de tehlikeler de o nispetle büyüyor. Hı hı. Şimdi bir taraftan işte tabii Suriye meselesi var, orada çok ciddi bir yol alındı. Tabii. Ama dönüyoruz Ege'ye. Bakın Amerikan deniz piyadeleri en son bir adalara çıkartma tatbikatı yaptı. Yani artık o kadar hani ayan beyan ki her şey. Çok. Adam yedi. Dolayısıyla Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki tehdit çok büyümüş durumda. Ben mesela şimdi bu ABD'nin bu Suriye meselesine en başta, yani Türkiye-Suriye Rusya Savunma Bakanları görüşmesine bir yanıt üretmesi lazım. Nasıl bir yanıt bekliyorsunuz? Yeni provokasyonlar mı? Tabii. Ya başka yapabileceği hiçbir şey yok. Yani bugün gene Komtere bizde, sitemizde okuduk, haber sitemizde. Yayın organları onların. Yani önemli, geçerli yayın organları. Politikaya yön veren yayın organları. Bunları konuşmaya başladılar. Yani onlar açısından, çünkü asıl onlar açısından zaten tehlike çok. Dolayısıyla buna bir yanıt üretmesi Amerika'nın kaçınılmaz görünüyor kanımca. Bunlar olacak da bütün bunlar Vatan Partisi'ni iktidara çağırıyor. Yani Vatan Partisi iktidarda olmadan Türkiye 2023'te karşılaşacağımız vartaları, belaları atlatamaz. Onun için Vatan Partisi 2023'te iktidar olacak. Bizim gördüğümüz bu. Ha, o zaman ne olacak? O zaman hakikaten bu aslında Amerika'ya verilecek en güzel cevap olacak. Ve Türkiye'nin işlerini en kolaylaştıracak, en diyelim ki maliyetsiz çözümler üretebiliriz biz. Vatan Partisi en maliyetsiz çözümleri üretir. Hele iktidar. Dolayısıyla yani bu kaçınılmaz görünüyor 23 yılında. Tabii bu seçim ne olur? Başka türlü olur, o senaryolara ben girmek istemiyorum. Seçimde bizim barajı aşmamız bu koşullarda kaçınılmazdır. Yani seçim durumunda, Haziran'daki seçimde. Fakat benim söyleyeceğim şu, özet olarak 2023'te Vatan Partisi iktidar olacak. Peki. Ya oraya doğru. Yani görünüm o. Peki, son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alayım. Yani sahalar çok hareketli. Evet. Hem bu görüşmelerin zamanlaması açısından böyle bir değerlendirme yapmanızı da isteyebilirim. Şimdi Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamaları da vardı. Ocağın ikinci yarısı, yani ortalarında olacak ikinci görüşme diyor. Bir taraftan provokasyon gelebilir dediniz ki mesajları da var. Buyurun. İkinci yarısı dedi Sayın Çavuşoğlu, Sayın Dışişleri Bakanı. Yani ikinci yarısında Dışişleri Bakanlarının
görüşmesi gündemde. Tabi tarih yok henüz ortada ama onun söylediği bu. Bu tabi hızlı, hızlı bir şey. Yani ve hızlı da olacak, olmak zorunda. Hani geç bile kalındı diyebiliriz ama hani biz genellikle pek sevmeyiz öyle şeyleri. Her şey zamanındadır. Gemi yürüyor. Türkiye gemisi yürüyor. Ve o geminin kaptanlığına biz adayız. O kaptanlık, o kaptan köşküne vatan partisi oturacak. Kaçınılmaz olan budur. Bu süreç Türkiye'yi oraya doğru götürüyor. Yani şöyle, bakınız ben son olarak şunu söyleyeyim. 2023'e çok büyük umutlarla girdik. Öyle başladık. Bütün vakalar, olgular bizim bu umutlarımızı destekliyor. Mehmetçiğimizin mücadelesi burada en temel şeylerden, dinamiklerden biridir. O Mehmetçiğin o kararlı mücadelesi olmadı. Bunun tabii hiçbiri de olmazdı. Onu ayrı. Bunu da zikretmiş olalım ve 2023 onun da güleceği, Mehmetçiğin de en çok güleceği, yani yüzünün güleceği bir yıl olacak. Evet, Diyarbakır anneleri yurdun dört bir tarafında, hatta Avrupa'da nöbetlerine devam ediyorlar uzun bir zamandır, 2019'dan beri. Mehmetçik yeni yıla görev başında girdi. Canlı olarak biz de o görüntüleri, güzel görüntüleri de klibiyle birlikte ekranlara getirdik. Seçim süreci var, ekonomideki gelişmeler var, üreticiler destek diyor efendim. Yeni yıl süreci, bakalım 2023'te neler göreceğiz ama hareketli bir yıl olacak. Sıcak gelişmeleri yaşandı diyebiliriz. Sayın Serhan Boluk, çok teşekkür ederim. Son bir cümle buyurun, ekleme yapmak isterseniz. Yok, yani umut diyelim. Hani 2023'te neler olacak diyelim ve 2023 hakikaten umutların çok yeşerdiği yıl. Buna ekleyebilirim sadece. Peki, çok sağ olun. İyi çalışmalar.